Merhabalar arkadaşlar. 8. ünitemiz olan Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının içerisinde Tanzimat edebiyatına bakıyorduk. İlk 4 testimizi geride bıraktık. Şimdi 5. testimizdeyiz. Hadi hazırsanız hemen gelin başlayalım. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar. Tanzimat döneminin gerçekçi panoramasını yansıtan Turfanda mı yoksa Turfa mı romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Çok fazla karşımıza çıkan bir bilgi değil arkadaşlar. Yine de görmüş olun diye kitabın içerisine ekledik. Kimden bahsediyoruz burada? Bu eser arkadaşlar Mizancı Mehmet Murat'a aittir diyeceğiz. Peki 2. Parçada söz edilen Behruz Bey'in karakteri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Behruz Bey ile aynı özellikleri taşımaktadır? Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası ilk realist roman olmasının yanı sıra yanlış batılılaşmayı da işleyen en önemli eserlerden biridir. Romanın ana karakteri olan Behruz Bey, alafranga bir hayat tarzı olan yarım yamalak Fransızcasıyla hava atan miras yedi bir karakterdir. Güzel. Aşağıdaki seçeneklerde arkadaşlar Behruz Bey'in yansımasını bulacağız. Hatırlayın, bu testlere başladığımızda, Batı etkisindeki Türk edebiyatının testlerine başladığımızda Tanzimat Edebiyatı ile ilgili birinci testte arkadaşlar buna benzer bir soru vardı. Kimdi Behruz Bey'in karşılığı? Felatun Bey ve Rakım Efendi romanındaki Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan bu romandaki Felatun Bey karakteri arkadaşlar tam olarak aslında burada Behruz Bey'in yansıması olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Peki 3. Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir eser değildir. Güzel. Kıssadan ise Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı bir öyküdür arkadaşlar. Hikaye. Yeniçeriler yine Ahmet Mithat Efendi'nin bir romanıdır. Henüz 17 yaşında yine Ahmet Efendi'nin bir romanıdır. Jön Türkler yine Ahmet Mithat Efendi'nin bir romanıdır. Fakat Celalettin Harzemşah türü tiyatrodur arkadaşlar. Ve kim tarafından kaleme alınmıştı? Hatırlayın hemen. Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştı. Namık Kemal'in tiyatro hakkındaki fikirlerini, görüşlerini yansıttığı eseri Celalettin Harzemşah'tı. 4. Türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demişiz arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. Burada şair evlenmesi sırıtıyor aslında. Felatun Bey ve Rakım Efendi, Kırık Hayatlar, Araba Sevdası, Hasan Mella, Hüseyin Fella bunların hepsi roman türünde kaleme alınan eserler. Fakat şair evlenmesi Şinasi'nin kaleme aldığı bir tiyatro eseriydi. Doğru mu arkadaşlar? Farklı türde kaleme alınmıştır denmiş arkadaşlar. Bakalım 5'e. Şimdi burada bildiğim, çok iyi bildiğim 3 tane eser var aslında değil mi? Neye gözüm çarpıyor? Şair evlenmesine, Vatan Yahut Silistre'ye ve Araba Sevdası'na gözüm çarpıyor. Şair evlenmesi ve Vatan Yahut Silistre'nin türleri neydi arkadaşlar? Tiyatro. Araba Sevdası'nın türü neydi? Roma. Güzel. Aslında cevabı buldum. Gülnihal ve Körebe de tiyatrodur arkadaşlar. Araba Sevdası bu seçenekler içerisinde roman olan tek seçeneğimiz. 6. Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkısı bulunan ve tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan sanatçımız ilk tiyatro çevirisi olan Zor Nikahı edebiyatımıza kazandırmıştır. Kimdi bu arkadaşlar? Tiyatro kuruyor, sahneye çıkıyor, çeviriler, adaptasyonlar yapıyor ki ilk tiyatro çevirimiz olan Zor Nikahı çevirmiş arkadaşlar. Tabii ki kime gideceğiz? Elbette ki Ahmet Vefik Paşa'ya gideceğiz. Bursa'da bir tiyatro binasını inşa ettirmiş Ahmet Vefik Paşa zamanında. Bakın güzel aslında buradaki bir bilgi var. Burada bir bilgi. Sanatçımız ilk tiyatro çevirisi olan Zor Nikah edebiyatımıza kazandırıyor. İlk roman çevirimiz Telemak. İlk tiyatro çevirimiz ise Zor Nikah. 7. Ahmet Mithat Efendi'nin aşağıdaki eserlerinden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Güzel bir soru olmuş. Biraz ayrıntı ama faydalı bir soru olacak arkadaşlar bizim için. Bakalım. Paris'te bir Türk. Jön Türk. Dürdane Hanım ve henüz 17 yaşında Adana, Ceyhan, Edirne ve Diyarbakır şıkları arkadaşlar roman türünde kaleme alınan eserler. Fakat Melfa arkadaşlar Abdülhakimit Tarhan'ın biyografi türünde kaleme aldığı bir eserdir, roman değildir. 8. Recaizade Mahmut Ekrem'in yetiştirdiği genç şairlerin başlattıkları edebi süreç aşağıdakilerden hangisidir? Yukarı bir parçayı bir okuyalım.
Recaizade Mahmut Ekrem kulak için kafiye anlayışıyla eski edebiyatı reddetmiş ve batılı, modern bir edebiyat oluşturulması için çaba harcamıştır. Çok geniş kesimlere fikrini yayabilen sanatçı, etrafındaki genç sanatçıları eğiterek onlara modern bir Türk edebiyatı fikrini aşılamıştır. Recaizade'nin yetiştirdiği bu öğrenciler daha sonra kendi edebi süreçlerini ortaya koyacaklardır. Kimden bahsediyoruz? Kimi yetiştirdi? Tevfik Fikret'i yetiştirdi. Peki Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem'in eğitimiyle, onun yönlendirmesiyle hangi edebi süreci başlattı arkadaşlar? Elbette ki Servet-i Fünun. 9. Eser kahraman eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Vatan Yavuz Silistre İslam Bey, doğrudur. Cezmi ilk tarihi romanımız değil mi? Giray, doğrudur. Çok bilen çok yanılır Bihruz Bey. Bihruz Bey arkadaşlar çok bilen çok yanılır da değil sanki. Nerede? Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası'nın ana karakteridir Bihruz Bey. Peki çok bilen çok yanılır eserinin ana karakteri kim? İhsan Bey. Değil mi? Nesteren'de Hüsrev, Karabibik'te Huriye doğru karakterlerdir. Çok bilen çok yanılır Bihruz Bey değil, İhsan Bey olacak. 10. Söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi? Sanatçı, gazeteci, yazar ve devrimci kimliğiyle tanınır. 2. Abdülhamit'e karşı giriştiği başarısız devrim esnasında öldürülmüştür. Sarıklı ihtilacı olarak anılır. Türkçülük düşüncesini savunan bir sanatçıdır. Bakın geliyor yavaş yavaş milli edebiyat fikirleri değil mi? 1867'de Londra'da çıkardığı Muhbir adlı gazete yurt dışında çıkan ilk Türk gazetesidir. Namık Kemal ve Ziya Paşa da yurt dışında bir gazete çıkardı. Londra'da gene arkadaşlar Hürriyet gazetesini çıkardı. Fakat ilk değil. İlki bu. Muhbir. Peki kim çıkardı? Kim? Kimi biz sarıklı ihtilacı, sarıklı devrimci olarak tanıyoruz? Elbette ki Ali Suavi arkadaşlar. 11. Hangisi Abdülhakim Tarhan'ın konusunu günlük hayattan aldığı oyunlarından biri değildir? Baya ayrıntı bir soru olmuş arkadaşlar. Gelin aslında güzel de bir tekrar olacak. Çünkü Abdülhakim Tarhan'ın tiyatrolarının konularına göre kategorize etme durumumuz söz konusu. Bakalım. Sabru Sebat, Liberte, Yadigâr-ı Harp ve İçli Kız. Arkadaşlar bu dört eserinde konusu günlük hayattan gelir. Günlük hayattan gelir. Hocam biz bunları nereden bileceğiz? Arkadaşlar ezberlemeniz gerekiyor bazı şeylerde edebiyatta. Yani bunları çıkartabileceğiniz şeyler değil. Tabii ki Liberte'yi yazıp konusunu verirse orası ayrı bir mesele. Finten konusu günlük hayattan alınan bir tiyatro oyunu değildir arkadaşlar. Finte'nin konusu İngiliz ve Hint kültürüyle alakalıdır. Yani konularını İngiltere'den ve Hindistan'dan alır arkadaşlar. Ve siyasi yoruma açık diyebilirsiniz. Tam olarak siyasi bir eser değildir. Fakat siyasi yönden de incelenebilecek, araştırılabilecek bir eserdir arkadaşlar. Günlük hayatta alakası yoktur Finte'nin. 12. Muallim Naci ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır demişiz. Batı edebiyatına karşı geleneksel edebiyatı savunmuştur. Doğru. Muallim Naci eski edebiyat taraftarı değil mi? Göz için kafiye anlayışı. Göz için kafiye anlayışı. Anı, sözlük, oyun türünde eserler vermiştir. Doğrudur. Batı edebiyatına ve kültürüne son derece hakimdir. Evet arkadaşlar yani Batı edebiyatına müthiş derecede hakim bir adam. Fakat eskiyi savunuyor. Demdemeye karşı yaptığı eleştirilerini Zemzeme adlı eserinde bir araya getirmiştir. Tam tersi değil mi? Zemzemeye karşı yaptığı eleştirilerini Demdeme'de bir araya getirmiştir. Yani bu buraya, bu buraya arkadaşlar. Beşte bir bilgi yanlışı söz konusu. Pekala değerli gençler. Tanzimat döneminin genel özellikleri, yazarları, şairleri bunlara da baktık arkadaşlar. 5 tez çözmüş olduk Tanzimat Edebiyatı ile ilgili modern Batı etkisindeki Türk Edebiyatı başlığı altında. Bu başlığı bitirmiyoruz. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı başlığı devam edecek arkadaşlar. Fakat edebi sürecimizi değiştireceğiz. Bundan sonraki testlerimiz Servet-i Fünun dönemiyle ilgili olacak değerli dostlar. Servet-i Fünun'la ilgili testlerimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.